Selamun aleyküm arkadaşlar, Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz, yeni videomuza hoş geldiniz. Birden fazla soruyu cevapladığımız videolardan bir tanesi bu videodur. Birinci sorumuz, üst trigger kapağı nasıl açabiliriz? Eksantrikleri gördüğümüz üst tarafı nasıl açabiliriz? Bir bu. İkincisi, trigger kapaklarının civatası kaç lokmadır? Üçüncüsü, trigger temizliğini nasıl yapabiliriz veya nasıl yapmamız gerekiyor? Dördüncüsü de, kapağı boyayabilir miyiz, boyayamaz mıyız? O konu hakkında bir çalışma sizlerle beraber olacaktır. İlk önce birinci sorumuz. Trigger kapağı burada. 8 lokmayla söküyoruz. Sola doğru çeviriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sola doğru çeviriyorum. 8 lokma ile açılmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi 8 lokma. Hemen aldım, kenara koydum. Sonra bunu böyle yaptığımız zaman, yani yukarıdan hafif bir destek aldığımız zaman geliyor. Burada dikkat edeceğimiz bir bağlantı noktası var eksantrik okuyucunun. Hemen burada kalmakta. Onu da ileri çektiğimiz zaman rahat bir şekilde çıkmaktadır. Parçayı kenara aldık. Eksantrik okuyucu burada kalmakta. O da 8 lokmalara sahip yanlış hatırlamıyorsam. Burada eksantriklerimiz mevcut. Bu araç çift eksantrikli. 4M 4 egzoz. Valf sayılarımızı 2 ile çarptığımız zaman 8 8 16 valf. Bu araba 16 valflik bir araba. Astra G'nin 8 valflik olanlar da var ama tespitime göre onlar Türkiye'de bulunmamaktadır. Şimdi araç böyleyken çalıştırabiliriz. Bir sorun teşkil etmez. Fakat temizlik yapma konusunda bu şekilde temizlik yapmak bize etkili bir sonuç getirmez. Ne yapacağız? Hava tutabiliriz. Bildiğiniz havayı, kompresör havasını tutabiliriz. Onun haricinde yapacağımız başka bir şey yok. Buralara sıvı sprey veya kontak sprey vesaire sıkılabilir deniliyor ama aşağıyı açmadığımız için bunu tavsiye etmiyoruz. Eğer aşağıya da açsaydık bunu tavsiye edebilirdik. Aşağıdaki kutuyu açabilmek için de diğer birçok parçayı sökmemiz lazım. Bu geleneksel, basit, hafta sonu rahat bir şekilde yapabileceğiniz temizlikten ibarettir. Ya aracı böyleyken veya çalışma esnasındayken kompresör tutarak buradaki pislikleri alacağız. Veyahut arabayı çalıştırıp hafif devrini yükseltip buradaki pisliklerin gitmesini sağlayacağız. Telefonu biraz daha yakınlaştıracağım. Pislikleri daha rahat görebiliriz. Şu an çok ciddi bir güneş yansıması olduğu için hem çok rahatsız oluyorum hem de tam şu anlattığımı gösteremiyorum. Gördüğünüz gibi eksantriğin etrafında bayağı pislik mevcut. Bu pislikler nereden geliyor diye bir soru var. Bu pisliklerin genel sebebi üzerindeki bulunan trigger kayışıdır. Aynı zamanda trigger kayışı döndüğü esnada sağdan soldan hafif de olsa bazı pislikleri içeri kaptırabiliyor. Toz vesaire. Onlardan sebep buradaki pislikler meydana geliyor. Bunları temizlediğimiz zaman hem trigger sistemi hem de bu eksantrik sistemi daha uzun, daha temiz, uzun ömürlü bir şekilde gitmektedir diyebiliriz. Şimdi kompresörle hava tutacağım buraya. O sahneye doğru geçebiliriz. Eksantriği temizliyoruz. Maske takmayı öneririm. Ya da uzak durmak daha etkili bir sonuç olacaktır sağlık açısından. Şimdi başlıyoruz. Böyle basit bir temizlik yaptık. Arabayı çalıştırarak da aynı şekilde bir kompresör tuttuktan sonra bu işlemi tamamlandırabiliriz. Thank you.
Temizlik tamamdır. Kapatmaya doğru geçebiliriz. Trigenin üzerinde Bosch markasının olduğunu rahat bir şekilde şu an görebiliyoruz. Şimdi kapağımızı takmaya doğru başlıyoruz. Kapağı takarken pek bir ayrıntı yok. Dikkat etmemiz gereken sadece şunun içeride olması, yani içeride olmaması. Onun haricinde bir sıkıntı olmaz kolay kolay. Eğer kapağı boyamayı düşünüyorsanız komple şu kapağı boyayabilirsiniz. Aslında öyle yapsak daha güzel bir sonuç elde edebilirdik ama bugünlük bu şekilde düşündük. Şimdi kapatmaya doğru geçiyoruz. 3 tane civatası var. 8 lokma ile açılıp kapanan. Üç civatayı da uygun bir şekilde taktık. Şimdi bunları sıkalım. Her zaman söylediğim gibi bu tür işlemleri yaparken çok basit de olsa mutlaka vaktinizin olmasına dikkat edin. Alel acele yapacağınız her iş sizi üzecektir. Trigger kapağını sökmek, sonra egzantriklerini orayı temizlemek, boyama yapmayacaksanız aşağı yukarı bir saatlik zaman dilimi size çok fazla yetecektir fazlasıyla. Ama yarım saatte ya da 15 dakikada söküp takayım dediğiniz zaman istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. O yüzden rahat bir saatinizin olmasına dikkat ediniz. Ben bu işlemi size aşağı yukarı 10 dakikalık 15 dakikalık bir videoda gösteriyorum ama size nasıl yapabileceği sorusunu cevaplamak içindir. Çok daha fazla detaya indiğimiz zaman inanılmaz dakikalar ve inanılmaz sorular ortaya çıkabilir. Lafı daha fazla uzatmayalım. Uzatmanın da bir anlamı yok. Nasıl sökülebilir, nasıl takılabilir sorusunu elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalıştık. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Videomuzu izlediğiniz için Opel Astra Türkiye mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere.